Değerli izleyiciler, şimdi de kameramızı Güney Londra'ya, Catford bölgesine çeviriyor. Bir türkü gecesine konuk oluyoruz. Bu güzel gecenin bir de Almanya'dan bir konuğu var. Herkes tarafından sevilen sanatçı Muhammed Ali Evci bu hafta Londra'daydı. Çok özledim inan seni, değer yüzlüm neredesin? Sevgili seyirciler, Londra'da ailenizle gidip eğlenebileceğiniz mekanlar sayılı. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz bu nezih mekan için mikrofonlarımızı Tuğçe'ye ve bu mekana konuk olan ünlü sanatçı Muhammed Ali Evci'ye uzatıyoruz. Değerli izleyiciler, bugün Londra'nın konuğu sevgili Muhammed Ali Evci'ydi. Kendisi de bizler gibi gurbetçi aslında, gurbette yaşıyor. Öncelikle hoş geldin Londra'ya. Hoş bulduk. Sık sık geliyor musun Londra'ya? İlk gelişim. Bu ilk gelişim evet. Miydi? Peki nasıl buldun gezme imkanı? Yani Londra'yı zaten seviyoruz, takip ediyoruz. Sağ olsun arkadaşlar da ilgilendiler bizle. Ortam, kitle, gençler çok güzel ya. Bizim bu, gençler her yerde güzel. Bu gençler seni neden bu kadar çok seviyor Muhammed Ali? Yani müthiş bir aşkları var sana karşı. Özellikle sevdalandım, sevdalandım. Yüreğimizle yapıyoruz. Hiçbir şekilde... Hani nasılsak öyleyiz, olduğumuz gibiyiz. O da dinleyicilerimize karşı gayet güzel bir şekilde onlara da yansıyor bu iş. O yüzden sağ olsunlar bizleri yüreklendiriyorlar her zaman. Gidiyoruz, geliyoruz, türkülerimizi söylüyoruz, işlerimizi yapıyoruz. Başarılı işlere imza atıyoruz ve ne mutlu bize, buralara kadar geliyoruz. Bu değerli mekanın sahiplerine de mikrofonlarımızı uzattık. Değerli izleyiciler, efendim özellikle Londra'da ailenizle birlikte gideceğiniz, türküleri dinleyeceğiniz herhangi bir mekan yok. Ama artık var. Neden mi? Çünkü uzun yıllardır aslında bu sektörün içinde olan, Londra'yı yakından tanıyan, Londra halkını yakından tanıyan sevgili Özgür Budak'la birlikteyiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz Dilim abi sahnemizde. Hemen yan tarafımda Özgür Bey'in eşi Tuğba Hanım var. Efendim programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Memnun ettiniz bizi. Teşekkür ederiz. İçeride müthiş bir kalabalık var. Yani inanın burası şu an biz hangi bölgedeyiz? Catford bölgesi. Catford, Lewisham bölgesindeyiz. Evet. Deli Mavi olarak işte bu Güney Londra'da türkü yeri yoktu. Mekan anlamında yoktu. İnsanların, gurbetçilerimizin türkü dinlemek, hafta sonları eğlenmek istedikleri bir ortam olmadığı için böyle bir yer açtık. Deli Mavi türkü sahnesi diye. Şu an halkımıza hizmet ediyoruz. Kalabalıkta gördüğünüz gibi içeride ciddi bir yoğunluk var. Dolayısıyla bizim de amacımız bu anlamda bu şekilde bir ambiyansın yaratılmasıydı. Nitekim de bunu başardık sanırsam. Gurbetçiler mutlu, biz mutluyuz. Türkülerimizle, halaylarımızla, gurbetçilerimize hizmet etmek bizim için bir onurdur. Deli Mavi türkü sahnesi de özgürlüğün simgesidir. Özgürlükler ülkede hepimiz bir nebze özgürlüğümüz kısıtlandığı için mekanımızın ismini de Deli Mavi Türkü Sahnesi olarak düşündük. Nitekim güzel bir fikir olduğunu sanıyorum. Tepkiler bu yönden. İyi bir hizmet anlayışımızla, güzel servisimizle, kaliteli yemek servislerimizle, değişik gelecek sanatçılarımızla
halkımıza hizmet etmenin peşindeyiz. Umut ederim ki her şey onların istediği gibi olur. Dolayısıyla bizim istediğimiz gibi de olur. Efendim, Son Durak ailesi olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Efendim, hemen Tuğba Hanım'a dönmek istiyorum. İçeride çok lezzetli mezeler ve yemekler gördüm aynı zamanda. Gündüzleri de çok güzel Türk kahvaltıları olduğunu duydum. Acaba doğru mu, Tuğba Hanım'dan öğreneceğiz? Evet, biz her gün sabah 9'da açıyoruz. İngiliz kahvaltılarımızdan, genelde Akdeniz kahvaltı türlerinden, Türk kahvaltılarımızdan çok çeşitlerimiz var. 12'ye kadar bu kahvaltı hizmetlerimiz sunuluyor müşterilerimize. Ayrıca 12 ile 2 arasında öğle yemeklerimiz oluyor. Gene Türk mutfağına hitap eden mezelerimiz oluyor, ana yemeklerimiz oluyor. Akşama kadar bu menümüz devam ediyor. Akşam 10'lara kadar da kokteyllerimiz, alkolsüz kokteyllerimiz, Türk usulü içeceklerimiz, her şey mevcut. Yani çok çeşitli bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Herkese hitap edecek, yabancılara da Türklerin kültürünü sevdirecek bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz. Ve çok güzel tepkiler alıyoruz bu sebepten. Biz cuma akşamları ve cumartesi akşamları saat 9'dan itibaren geç saatlere kadar müziklerimiz oluyor, Türk müziğimiz. Onun haricinde gece 10'a kadar restoranımız açık oluyor, Türk mutfağına hitap eden. Son Durak izleyicilerini mekanımıza bekleriz. Boşa benzer heyecan, heyecan. Yüce dal başı para gideyim. Yok mu sevdiğinden bana bir haber? Dalar geçit vermez yâre gideyim. Yok mu sevdiğinden bana bir haber? Kölen olan bir haber. Var buradan var bir haber. Konuklarımızın görüşlerini de alıyoruz. Değerli izleyiciler, efendim bugün Muhammed Ali Evci'yi dinlemek üzere Berkay da buraya gelmiş. Bakalım Berkay'ın duygu ve düşünceleri neler? Acaba mekan ve Muhammed Ali Evci'nin sahnesi hakkında neler düşünüyor sevgili Berkay? Öncelikle merhaba herkese. Muhammed Ali Evci abimin burada sahne aldığını duyduk. Arkadaşlarımızla birlikte gelmeye çalıştık ve geldik. Ve çok eğleniyoruz. Muhammed Ali Evci abime teşekkür ediyorum ve mekanı Deli Mavi'nin sahibi Özgür abimize çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler ediyoruz. Öncelikle iyi akşamlar demek istiyorum. Ben zaten Muhammed Ali Evci'yi bayağıdır dinlediğim bir sanatçı. Ben Norwich'ten geldim şahsen. Yani 2 saat yolculuk yaptım. Özgür abimizi aradım, böyle mekan sahibi. Bana yer ayırdı sağ olsun. Çok memnunum yani, her şey dört dörtlük oldu. İçkiler, her şey zamanında geldi. Yemekler, mezeler, sıcak. Yani her şeyden memnunum şu ana kadar yani. Her zamanki gibi zaten. Evet, çok güzel. Yemek çok güzel valla. Gece çok güzel. Siz eğleniyor musunuz? Her şey çok güzel. Sanatçılar, gurbetten de bu ortam güzel. Yani Deli Mavi olarak çok eğleniyoruz şu anda. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi mekan güzel, hizmet özel, konuklar kaliteli olunca bize de mekanı ziyaret etmek düşüyor.